Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, ben Aslan, yeni bir K-Drop videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1000 dolarlık güzel bir bakiyem var ve event kasaları gitmeden sizlerle güzel bir battle yapmak istiyorum. Ama onun öncesinde sizler de Steve Aki yüklemek istiyorsanız sağ üstteki deposit bölümüne geliyorsunuz. Burada sağ üstteki promo kod bölümünü açıp buraya Aslan yazdıktan sonra hep diye tıklarsanız %10 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Siteye 100 dolar yüklerseniz bakiyeniz 110 dolar olarak siteye yansıyor. Daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca event puanı ve gold coin de kazanıyorsunuz. O yüzden sizler de siteye bakiyeyi yüklerken aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar şu anda K-Drop'ta 4000 dolar yani 130 bin TL'lik bıçak çekilişlerim var. 2 tane gamma doppler, 1 tane doppler olmak üzere aslan kodumla 200 dolar yatırarak bu çekilişe de katılabiliyorsunuz. Çekilişin bitmesine az kişi kaldı arkadaşlar. 200 kişi olunca çekiliş bitiyor. O yüzden çekiliş açıklamadaki linkten katılmayı unutmayın. Arcade eventinin bitmesi de 2 gün kaldı arkadaşlar. Event'ten de sizlere ufak bir şekilde bahsedeyim. Burada level sistemi var. 5 dolar vererek premium pass alabiliyorsunuz. Aşağıda event level sistemi var. Yani kaç event puanı alarak kaç level topladığınızı buradan görebiliyorsunuz. Arcade kart bölümü var. Burada da event puanlarınızda buradaki kartları açarak rastgele skinler kazanıyorsunuz. Peer to peer bölümü var arkadaşlar. Burada da aşağıdaki kartları buradan çıkartıyorsunuz ve karşılığında item alıyorsunuz. En son changer bölümü var. Benim en sevdiğim bölüm. 2050 puanımız varmış. Ben de 2050 puanımı basıyorum buradan. Ne geldi? 73 standlık bir tane sticker geldi. Güzel, hoş. En sonunda eventin leaderboard sistemi var. Burada da event puanlarıyla en pahalı itemleri çıkartanları görebiliyorsunuz. Sizler de 5 dolar vererek premium pass'i satın almayı unutmayın. Şimdi geldim Case Battle'a. Create'li Case Battle diyorum. Buradan net cases diyorum. Skin'den koyuyorum. 5 tane ninja koyuyorum. 5 tane Havana, Renegade koyuyorum ve Renegade'i koyamıyorum herhalde değil mi? Renegade'i koymam için bir 27 dolara ihtiyacım var. Ben risk alacağım arkadaşlar. Bütün paramı harcayacağım. Yani bu Emerald Cut kasasından açacağım abi iki tane. Bakalım gold coinlerimizde istediğimiz güzel bir item alabilecek miyiz? 27 dolar gelirse çok güzel olur. Ama tam 27 dolar gelmediğini düşünüyorum. 10 dolar gelmiş. Benim envanterde de bir 20 dolar vardı. Bunları da satıyorum abi. Şimdi geldim kas savaşını 2v2 normal modda açıyorum. Bunu %100 kazanmamız lazım. Bütün paramı bu kas savaşına verdim yani görmüş olduğunuz gibi. En şanslı bot şu an hangisi? Kalixpa abi. Alıyorum yanıma Kalixpa'yı. Karşıya da rastgele bot atıyorum. Zantares gelirse %100 güzel bir şey çıkartacak. Derken geldi. Bak Zantares'i yanıma almadım ya. Bu kas savaşı döktü. Umarım Mayer'le ben daha çok döktürürüz ve bu kasa savaşını winleriz istiyorum. Evet, ilk kasa açıldı. İlk kasadan önde başladık. Güzel. İkinci kasaya geçiyoruz. Kaptan Mayer'le Zantares bir tık sıkıntı ya beyler. Gerçekten sıkıntı. Ama hala öndeyiz. Önde kalmaya devam ediyoruz. İlk kasalardan çok iyi çektik çünkü. Güzel altın faması iyidir. Kötü değildir. Ama adamlar öne geçti. Kaptan Mayer 21 dolar çekti. Sıkıntı o bir tık. Evet. Skinrunner'ın 4. kasasındayız ve buradan öne geçemedik. Adamlar önde kalmaya devam ediyor. Vallahi güzel aldılar orayı. Bırakmayacaklar gibi. Ve öne geçtik bir anda. Güzel. Güzel. Geçtik. Hızlıca geçtik. Ninja'ya geçtik abi. Ninja'nın ilk kasından bıçağı çektim. Bu çok güzel oldu şu an. Bizim için bir moral oldu. Umarım Kalixpa da güzel bir item çeker buradan. Mutlu bir şekilde ayrılırız. Güzel. 515 dolara 274 dolar. Bıçak bizi çok rahatlattı şu an. Hadi be abi, eldiven kötü. Mayer güzel eldiven çekti ve öne geçirdi. Yani bıçaktan daha pahalı eldiven çektiği için öne geçirdi ya. Vulkan geldi. Okey. Bizi biraz daha toparlar. Yaklaştırır. Bu arada son iki kasa çok etkileyecek kasasını. Bunu fark ettim bir anda. AWP Fade. AWP Fade'i çıkarttım arkadaşlar Ninja Turtles'tan. Kasanın gitmesine 2 gün kala kasadan çok güzel item vurduk sonunda. Güzel. Buradan sonra bizi geçemezler diye düşünüyorum ya. Yani Renegade'den ne gelebilir o kadar pahalı diye düşünüyorum. Buradan da Karambit Dor. Abi yeni event kasalarından çok fena vurduk. Bakın 1000 dolar verdik. 2357 dolar aldık. Şimdi itemi tek parça halinde gönderdiği için ben bunu istemiyorum. Satacağım abi bunları. Geleceğim. Kasa savaşlarıma devam edeceğim. Bu kar bizim için yetmez diye düşünüyorum bu video. Şimdi tarifa kasından oluşturdum arkadaşlar. Yanıma şanssız bir bot ekleyip karşıda şanslı botları ekleyerek buradan bir kazanmaya çalışalım hemen. Yanıma Eva'yı ekliyorum. Şanssız bot olarak onu gördüm. Karşıya Kalixpa ile Imor'u ekleyeceğim. Imor'la Kalixpa bugün bir tık şanslı gibi. Onlar buradan bize güzel itemler çeker diye düşünüyorum. Ben zaten az önceki kasada ne çekeceksem çektim. Bu saatten sonra bize bir şey gelmez diye düşünüyorum derken Kalixpa ile Imor ilk kasadan çekerek başladı ama çok pahalı item çekmediler. Bizi şu an çok kurtarmıyor bu kasa işi. Daha pahalı itemler çekmeleri lazım. Umarım biz item çeken tarafta olmayız. Evet, 3. kasaya geçtik. 3. kasadan da çok da iyi item gelmedi. Evet. Bu arada tarifa kasasını gerçekten çok seviyorum. Hep yorumlarda görüyorum tarifa kasasını çok seviyorsun abi diye. Yani yakın zamanda bir tane daha kasa gelecek. Bir YouTuber kasası. O kasayı çok daha seveceğim arkadaşlar. Sürekli o kasadan içebilirim. O da ufak bir spoiler olsun. Karşıya bir tane AP Fate gitti. Çok iyi. Kalixpa güzel bir şekilde kurtarıyor bizi ama Imor'un da bir şeyler çıkartması lazım artık ya. Şuradan bir Gold Arabesk falan
falan çekseniz çok güzel olabilir. Yani umarım yaparsınız. Evet, ben sticker çekiyorum. Ucuz bıçak çekiyorum ama yani çok bir etkisi yok. Ama yani Calix Palimur'un biraz daha bir şey çıkartması benim çok işime yarar derken güzel. Bizi 3000 dolar çektiler. Yani bu kasa aşından bir 1500 dolar alacağız en kötü ihtimal. Ki daha fazlasını da alacağız bu arada. Çünkü Imor'la benim çektiklerim de var. 1800 dolar. Bereket versin, bunu envanterde bırakır kaçarım ben. Arkadaşlar uzun zamandır yapmadığım bir battle yapmak istiyorum. Şu an zaten kardayken Lord Kasa Savaşı'nı bayağıdır yapmıyordum ya. Aklıma geldi bir anda. 4 tane koyarak yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. 3 tane yapabiliyorum. Ben bunu ne yapsam diye düşünüyorum. 3 kişi underdog modda başlatıyorum. Umarım bir hata yapmamışımdır diye düşünüyorum. Karşıya yine Calix Bay'ı koyacağım. Ama bu sefer Imor'u koymayacağım. Imor iyi bir şey çıkartamadı. Yerine Zantares'i alıyorum. Bir oyuncu değişikliği gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet, ilk kasa açıldı. İlk kasadan güzel. Onlar daha pahalı çekti. Hadi bakalım. Lord'dan bayağıdır açmıyorduk kasa aşı. Yani yayında açıyordum ama videoda bayağıdır açmıyorduk. Güzel. İkinci kasadan da güzel bir şey çekemedim. Ama rakip güzel çekti. Üçüncü kasaya geldik. Üçüncü kasadan ben bir tık iyi çektim ama kasa aşı bizim. Çok iyi oldu bu kasa aşı şu anda. 1900-2000 dolar. Yani 1100 verip 2000 dolar aldık. Bu itemleri upgrade yapmak istiyorum ya arkadaşlar. Bu itemleri envanterde bırakmak istemiyorum. Şimdi bunu nasıl bir upgrade yapabiliriz? Şimdi çok riskli bir upgrade olsun istemiyorum. İtemleri kaybetmek istemiyorum çünkü. Bu kelebek bir gözüme iyi geldi ama çok pahalı ya arkadaşlar. Gerçekten pahalı. Hedgemaze eldiven bu da bir tık pahalı. Yani ben şans oranını biraz daha yükseltmek istiyorum. Ya. 2500 ve üstüne baksak böyle. Bak, Karambit Marble Fate var. Güzel. Ben buna denerim abi. Sağdan gelir diye düşünüyorum. Sağdan da geldi. Çok güzel oldu. Bu video güzel kar ediyoruz. Gerçekten şanslı geçiyor video. Totalde envanterimizde 4400 dolar var ve ayrı olarak 400 dolara yakında bakiyem var şu anda. Kez Battle'a geri geliyorum. Bakalım. Yeni gelen Zantaris kasından yapabiliriz ya son Kez Battle'da. 320 dolar. Ne kadar param var? 379 dolarım var. Bundan bir 8 tane eklerim abi. 2v2 normal mod başlatacağım. Yanıma da Zantaris alacağım. Şanslı olduğunu düşünüyorum. Bizi kurtaracağını düşünüyorum. Karşıya da rastgele kim gidiyorsa gitsin yani. Hiç önemli değil. Biz bu kasa aşını zaten kazanacağız derken flütle Mayer'in gitmesi pek hoş olmadı. Çünkü Eternal Fire oyuncuları genelde kazanıyor. Bakalım bu sefer biz kazanabilecek miyiz? İlk kasadan çok iyi epik bir item çekilmedi. İkinci kasadan çekildi abi. Flüt çekti 76 doları. Ve Mayer de Hot Rod MP9'u çekti. Çok iyi. Zantaris'im bizi buradan kurtarman lazım ya. 91 dolar çektik. 270 dolar çekti karşı tarafta. Zantaris çok iyi item çekmiyor ya bugün arkadaşlar. Bugün Zantaris bir tık kötü ya. Çok istediğim itemleri çekmedi Zantaris bugün. Evet, arada bir 200 dolara yakın fark var. Ama AK-47 güzel. Ama yani çok da kurtarmaz. Yani aradaki farkı kapattık ama bakalım yetişebilecek miyiz adamlara. Abi 5-7 pahalı. 5-7 çok pahalı ya. Ya son kasadan bir Deagle Blaze falan gelmez mi ya? Gelmedi. Zantaris kasa savaşını kaybettik arkadaşlar. Ne kadar kazandılar? 1000 dolar. Yani 366 verip 500-500 bölüştüler parayı. Güzel. Son paramla da %1 life açacağım arkadaşlar. 12 dolara yakın bakiyem var şu an. Bakalım. Yani 10 tane açacağız herhalde %1 life kasasından. İlk 5'ten bir şey gelmedi. Bir kere daha açıyorum. Açamıyorum 5'te. Para yetmiyor. Bir tane 4'te açıyoruz o zaman son. Şuradan bir bıçak alsak çok güzel bir şekilde bitiririm videoyu ama gelmedi. Arada deniyorum bu kasayı biliyorsunuz. Şimdi bu envanterimdeki iki itemi de 150 dolarlık bir bıçağa katlamaya çalışacağım. Bakıyorum bıçaklara. Brilliant Cut Knife güzel. %31 şansı var. Soldan basacağım. Belki gelir arkadaşlar. Gelirse çok güzel olur. Geldi. Geldi bu arada. Geldi. Gel. Geldi. %31 şanslı aldık bu arada. Bir tık garip oldu ama güzel de oldu. Totalde envanterime baktığım zaman 4500 dolarlık güzel bir katlama yapmış olduk. Şimdi bir önceki videomuzun çekişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum. Berk M oldu. Eline sağlık abi katıldım demiş. Teşekkürler. Sizler de çekişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sokaklar caddeler, kurşunlar maddeler. Sabır sonunda bunlar inan bana. En üst raddeler, çıkmayacaktım karşına. Daha hayırlı saatte gel. Kariyerimi deler geçer kurşun gibi kahpeler. Ağamı güçlüler, kucağıma düştüler. Bilirdim bıçağımı abiler tırsağa dönüştüler. Bu sefer fırsat elinde gölgemle yarışmıştım ben. Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken eminim kendimden. Sakın ki...